Sıfırdan Battle Price serimizin 20. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer de bir değişiklik olsun dedim ve karakterimizle CZ haritasına gelip video kaydına burada girmek istedim. Sizlerle beraber 20 bölümden beri iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten 20 bölüm iyi bir süre bir sıfırdan serisi için. Ama tabii ki de bizim için daha bir başlangıç. Sonuç itibariyle biz 2 günlük seriler yapıp bırakma niyetinde olan insanlar değiliz. Karakterine 8 paper set alıp 5 sene o paper setle oynama niyetinde olan insanlar değiliz. Kendimizi geliştiriyoruz sürekli. Takılarımızı artılıyoruz. Karakterimize eşya koyuyoruz. Dolayısıyla ben de CZ haritama geldim. Yeniden bir farm günlükleri serimizde farm atmak istiyorum. Sıradaki farmımız Evli Wizard olacak arkadaşlar. BDVM'in başlamasına 1,5 saat kadar var. Bir 1,5 saat Evli Wizard farmı atmayı deneyeceğim dostlar. Sizi de durumdan haberdar edeceğim. Hepiniz tekrardan serimize hoş geldiniz. Keyifli izlemeler diliyorum. Dostlarım tekrardan merhaba. CZ'de farm atmayı denedim fakat farm atamadım. Çünkü inanılmaz bir darlama vardı. Bu darlama yalnızca bana özeldi arkadaşlar. İşin üzücü kısmı o. Diğer arkadaşlara, slotta farm atan arkadaşlara ellemiyorlar. Ben slota gittiğim zaman belirip beni kesiyorlar. Daha sonrasında dönüş yolumda da beni yolda bekleyip keza aynı şekilde öyle kesiyorlar. Hani aptal değilim yani. Yıllardan beri bu oyunu oynuyorum. Ben yıllardan beri de farm atıyorum yani. Ben böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmamıştım. Gerçekten yıldırma politikası. Arkadaşlar helal olsun diyorum. Yani CZ'de slota giderken gidiş yolumda falan bekliyorlar sürekli. Daha slota bile sokturmuyorlar yani beni. Bilmiyorum niye böyle yapıyorlar. Hani kime ne yaptık bilmiyorum gerçekten. Ama tamamen işte YouTuber olmamızla alakalı ve video çekmemizle alakalı olabilir. Ya da başka şeyler bilmiyorum. Belki de onların kalbini kıracak başka bir şey de yapmış olabiliriz. Neyse dostlar ben geldim GG'ye. 10 saat Giant Golem farmı atacağım. Şöyle TSM'i bastım burada bir tanesini. 9 tane de üstümde var. Genel olarak bu farmı atacağım. Saatte bir gelip karakterin üzerini boşaltacağım. Dostlar şöyle ilk saatimizin içindeyiz. Daha buraya geliyor 22 dakika olmuş. Bir tane besimiz gelmiş. 2 tane bilet gelmiş. Şu besi göstermek için kayda girdim. Bakalım nerede gelmiş sizlerle beraber. Aynen şöyle şurada gelmiş bir 1, 2, 3, 20-25 mob önce falan gelmiş dostlar. Neyse bu besi göstermek için kayda girmek istedim. Devam ediyorum. Dostlar şöyle de GG'deki ilk bir saatimizin sonuna geliyoruz. Şöyle şu mobu kessin bir karaktere ton attıralım. %30 exp etkinliği başladı arkadaşlar. Dolayısıyla ben gidip Aylardan online de alayım ki karakter burada kestiği süre zarfında exp'ini de güzel güzel katsın. Onun haricinde zaten VIPK ve üstü dolmadan karakteri şey yapmayacağım. Çıkartmayacağım slottan. İlk saatte bir tane best geldi arkadaşlar. 4 tane çitin geldi. Bu gerçekten çok güzel bir sayı ve bunun haricinde de slota 100k ile gelmişiz. Video kaydından baktım. Şu anda da BM gibi bir para kasmışız. Bir saatte sade coin'den. Ben şimdi Maradona'ya ineyim. Şu Island Night Online'ı alayım arkadaşlar. Daha sonrasında çöplerimi satayım. Slotta ikinci saate başlarken görüşürüz. Geldim slota dostlar. Çöplerimi sattım. 2M300k gibi bir para tuttu. Buraya gelirken bir CV aldım. Bir de 100 tane kitap aldım. Karakterin kitabı azmış. Bilginiz olsun. İlk saat sonucunda yani böylece 2M nakit. Bir tane besten 900k geliyor. Hadi bunu 3M diyelim şunlarla beraber. Bir de 3M nakitin yanında 2 tane de çizini atmış oldu. Bence gayet iyi abi. Şimdi şöyle sizlerle beraber ikinci saatimi de başlatıyorum. Dostlarım şöyle karakterim öldü. Ya telefonla konuşuyordum müdahale edemedim de. Aptal karakter ya. Geniye'deyken abi bir moba daldı. Ondan sonra buff'ı bitti. Buff attı sonra diğer moba döndü. İki mob da bunu aynı anda vurunca karakter öldü yani. XP'miz de %1'di. %97'ye kadar indi. Bu arada niye bu kadar çok XP gitti onu da anlamadım ya. %3,5 falan XP gitti abi. Saçma yani normalde %2,5 gitmesi gerekmiyor mu? Şu anda bu düşen XP miktarı gerçek inanılmaz fazla yani. Normalde %2,5 gitmesi gerekiyor abi. Onu anlayamadım yani. Neyse dostlar. İkinci saatimizde de elde ettiklerimizi şöyle göstereyim. Bir parça çitini şuraya gelmişti onu atmıştım. 3 parça çitini geldi arkadaşlar. Şöyle de çöpleri hatta 4 parça çitini gelmiş yine. Bir de şöyle çöplerim var. Large Breaker düz artı 1. Maalesef herhangi bir şey yok. Şu çöpleri falan satayım bakayım. Bir de bir tane grev geldi pardon. Şu çöpleri satayım arkadaşlar. Şu mesh çitinleri de satacağım çöp olarak. Daha sonrasında şu çitinleri falan basalım. Biraz o darlama muhabbetinden sonra şimdi kendime geldim. Çıkıp CZ'de farm atmak istiyorum. Bu farmı da burada 2 saatte bitirmek istiyorum. Neyse abi, biz modumuzu düşürmeyelim. Oyunumuzu oynamaya devam edelim. Oyunumuza odaklanalım. Kötülere değil iyi şeylere odaklanalım arkadaşlar. Bazen böyle şeyler olur arada. Ergenlerle böyle karşı karşıya geliyor olabiliriz. Sıkıntı yok lan. Ben de benzim lan. Değil mi? Aynen öyle. Bakayım şurada yanlış bir şey satıyor gibi hissettim sanki kendimi bir an. MHP rek varmış bu. Tamamdır.
2 saatlik GG farmının sonucunda 4,5 em para kasmış olduk böylece. Ve bunun haricinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçada basacak eşyam var. Hatta 4,5 em değil, şöyle şunu da satarsak eğer 5,5 em kasmış oluyoruz dostlar. Ben şimdi gideyim şu basılacak eşyalarımı bir artı 6'ya basayım bakayım. Kaç tane geçirebileceğiz? Toplamda kaç para kasmışız? Onu inceleyelim. Sanırım şöyle 6 parça titanimden 2 parça artı 6 geçti arkadaşlar. Bunları basmak için 2M600K para verdik. Neyse çok önemli değil. Zaten slottan kastım paradan vermiştim. Dolayısıyla bunların tanesi 3,5M'den 7M, 2M700K da buradan geldi. 2 saatlik Giant Golem farmımızın sonucunda 9M700K gibi bir para kasmış olduk. Hemen şöyle şunları da şuraya kaldırayım arkadaşlar. bakayım. Başka bankamdan alınacak bir şeyim var mı? Yok, tamamdır. Şimdi gelin Server 2'ye geçelim. Adamakıllı CZ'mize girelim ve farmımızı atmaya başlayalım. Şöyle CZ'ye çıkmadan önce Talya malzemelerim bitmişti. Arrow ve Dagger Talyam yok. Dolayısıyla önce bunları tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Ondan hep baya geldim. Hadi şimdi hep beraber talyalarımızı çevirelim. Dostlar, talyalarımı yaptım. Şimdi gelin hep beraber bunların kontrolünü sağlayalım. Birincisi Spear, çok güzel. Benim Spear'ım bitmek üzereydi. İkincisi Club, işte. Üçüncüsü Axe, direkt adam çöpe. Flame, at çöpe hocam. Arrow, çok güzel abi. İhtiyacım vardı. Club, o kadar fazla. Neyse dursun. İhtiyacım. Axe, direkt çöpe at abi. Flame, çöpe at. Abi Dagger lazım ya. Spear, bu da Club. Gerçekten Spear'la Club'a bizi doyurdu arkadaşlar. 4M'de param var üstümde. Hadi gideyim bir 4M'lik daha yapayım arkadaşlar. Çünkü Dagger çıkarmam gerekiyor. Dostlar yine 5'li yaptım maalesef. Bunlardan da herhangi bir Dagger elde edemedik. Ama Arrow ve Spear geldi güzel. Diğerleri zaten Axe. Abi şu Axe'ı çok fazla atıyor ya. Gerçekten anlam veremedim neden bu kadar çok fazla atıyor. Şunları bankaya bırakayım. Bankadan bir 10M daha çekeyim. Bir 15 tane daha deneyelim arkadaşlar. Geldim. Bir 12 tane daha yaptım. Hatta şöyle bir tane eksik kaldı. İsmini siz söyleyin. 4 tane eksik kaldı. 2 tane burada 3, aynen 3 tane eksik kaldı arkadaşlar. Ama şimdi çevirdiğim 12 tane de 2 tane dagger elde etmeye başardım. Amacıma ulaştım. Çok da güzel spell attı abi. Spell'ları tane 5'inden satarız. Verdiğimiz parayı çıkartırız yani. Hala aksatma yalnız inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Babacım sen kafayı mı yedin ya? LR de atmış bu arada. Çok güzel LR atması da gerçekten iyi yani işime gelir. Çok fazla aksatıyor arkadaşlar ya. Hani normalde bu kadar çok akmaması lazım. Ama dagger'larımız geldi 2 tane. Onlar bizi 3-4 hafta götürecektir. Yani bilmiyorum götürür mü 3-4 hafta. Böyle darlama olursa bizi 3-4 haftada götürmez. Burada daha çabuk bitebilir yani. Neyse dostlar burada son yaptığımız ne çıktı lan? Bakayım. Tamam o da Spear ya da şey falan çıkmış. Ha, Club çıkmış o da. Şimdi şu bankadan ben bir 5 BM daha para çekeyim. Şu kalan 2 tane talyamı da yapayım. Daha sonrasında CZ'ye geçeyim. Artık hedeflerimize de ulaştık. Talyalarımız da hazır. Şimdi gelebilirler darlamaya. Ben geldim şöyle. Oyundan da bir arkadaş buldum kendime. Battle Price. Onunla beraber arkaya bir wizard da dönüyoruz. Bakalım nereye kadar dayanacağız. Dostlar farmımıza devam ederken Pikachu arkadaşımız geldi. Bizden kendisine selamlar olsun. Şu anda videodayız. Kendisine selamlar olsun. Şöyle bir kalp atalım. Farmımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar RP'ye gitti. Birazdan gelir. Dostlar şöyle ilk drop'umuz geliyor. Blessed Elemental Scroll. Biz devam ediyoruz kasmaya. Hadi bakalım inşallah Ronya'da Trial droplarımız da olur. Dostlar ikinci drop'umuz geldi. O da Best. Hadi bakalım zorluyoruz Trial'i. Dostlar hemen Best'ten sonra bir de boost'umuz geldi. Abi bugün kağıttan devam ediyoruz. Lütfen biraz kıyafet verir misin ya? Lütfen ya. Hadi bakalım. Dostlarım şöyle ilk drop'umuz geliyor. Helmet of Trial. Çok güzel abi. Çok güzel. Tam JR'ye gidecekken drop'umuzun gelmesi gerçekten bizi sevindirdi. Beyler şimdi şöyle arkadaşımızdan Trial kendisinde kalacak. O kendisi basacakmış şeyi. Trial'i. Doğru kankam bir saniye. Trial'i o kayıt şey yapacakmış. Basacakmış. Dolayısıyla ben de yarı parasını alıyorum. Çıkan boost'u da arkadaşımıza veriyorum. Ve 30 cem'de para kazanmış oluyoruz böylece. Bir saatte
33 hem bir de bir tane 5'le beraber 34 hem para kazanmış olduk. Bereket versin. Dostlar şöyle JR'ye girdim. 2 prestij, 3 tane mage'imiz var. 1, 2 asasımız var. Bir tane de var yorumumuz var. Hadi bakalım bol şans. Dostlar Deva'ya doğru geldik. Deva'nın da mobu dibindeymiş. Şimdi KS'e atacağız bakalım inşallah. Tuttururuz abi. Hadi bakalım koşalım şöyle. Bir damage, bir damage'tir. Hadi bizim meşler, size güveniyorum. Ben orada buna niye mani sattım ki acaba ya? Benim hatam. Ben orada buna mani satmayacaktım abi. Bizden de kimse bizde diye bir şey demiyor. Hadi bakalım ne olacak göreceğiz. Dostlar maalesef kaybetmişiz. Yapacak bir şey yok. Bereket versin diyelim. Bir tane moblardan Gringem gelmişti abi. Şöyle şu droplarımı şöyle kaldırıyorum ve bölümümüze devam ediyoruz. Dostlarım ben geldim. Eşeğe girdim. Şimdi eşeğimizi 72 levele kasacağım. Çünkü başka bir planlarım var. Yine ne planlar çeviriyorsun Belz dediğinizi duyar gibiyim. Az sonra sizlerle beraber karşınızda olacağım. Ben şu önce şu karakteri bir 72 levele kasayım dostlar. Daha sonra planlarımdan sizlere bahsedeceğim. Ben şöyle eşeğimi 72 yaptım. Aslında normalde bu karakteri 73 level yapacaktım. Fakat sonra dedim ki zaten burada XP kasırken kendi kendine 73 olacak. Arkadaşlar slot çok güzel MS atıyor gördüğüm kadarıyla. Hani Raptor da atıyor günde 1-2 tane. Raptor'un yanı sıra günde 10 tane yakında MS atıyor. Dedim ki ben bu MS'lere 73 levelde girersem bunlardan çok güzel para kasabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Dolayısıyla eşeği de 73 level yapmak istedim. Çünkü bildiğiniz gibi 73 levelde Monster Stone sabit canavara atıyor ve orada gerçekten diğer levellerdeki Monster Stone droplarına göre daha yüksek ihtimalle drop alma şansınız var. Ben de bundan dolayı eşeğe 73 level'e kasıp DTC'yi 73 level'e dönmeye karar verdim arkadaşlar. Bu slot zaten bize 75 level'e kadar Monster Stone atacaktır diye düşünüyorum. Düşünüyorum değil, atacaktır yani. Öyle bundan dolayı geldim karakterimi buraya bıraktım. Bu zaten burada kendisi 73 olur arkadaşlar. Her şeyi hazır. Üzerindeki parayı falan filan da sıfırladım arkadaşlar. VIP key'i falan da sıfır. Bu karakter böyle burada dönsün. Skill'leri de şöyle ayarladım. İki tane helis collapse. Bir tane de helis şeklinde ayarladım. Böyle manasının gideceğini düşünmüyorum arkadaşlar karakterin. Ve artık burada TS basmamıza da gerek yok diye tahmin ediyorum. Zaten aynen öyle bakayım. Rahat rahat dönüyor. Şimdi bunların hepsi böyle iç içe çıktı. Normalde asla çıkmazlar da hepsi böyle ayrı ayrı çıkar. Bize de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dostlar. Ben karakteri buraya farma salıyorum arkadaşlar. Yarın ya da hatta yarın değil işte üzerindeki geniye bitince yaklaşık 20 saat sonra sizin sonuçta karşınızda olacağım dostlar. Tekrardan merhaba. Hepinize öncelikle hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün bayramın ilk günü. Bu videoyu belki bayramdan sonra atabilirim, belki bayramın içinde atabilirim, bilmiyorum. Ama hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Karakterimiz geceden sabaha kadar 7 saatten beri burada yaklaşık olarak. Hatta 8 saat diyebiliriz dostlar. 8 saatte karakterin üzerine 2 Raptor gelmiş. Şöyle size şey göstereyim bir de bir. VIP'yi açayım. Şöyle şunlar vardı. Ben gece bunları uyandım buraya attım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herhangi bir Monster Stone gelmemiş. Abi biz zaten buraya MS gelsin diye bıraktık. En çok MS geliyor diye bıraktık. Neyse daha 13 saatimiz var. Bazen MS'ler böyle iyi yapabiliyor. Bakarsınız kalan 13 saatte bir şeyler atar. Bugün çok fazla oyunla ilgilenemeyeceğim dostlar. Bayram sebebiyle. Dolayısıyla bir daha artık eve ne zaman gelirim, ne yaparım bilmiyorum. Belki karakter ton bile atmış olabilir. Yani 13 saat eve uğrayamayabilirim arkadaşlar. Sizi daha sonraki gelişmelerden haberdar edeceğim. Dostlar şöyle evden çıkmadan bilgisayar başında oturuyordum, karakteri izliyordum. Aha da şimdi bir Raptor daha geldi abi. Şöyle altta görebilirsiniz Raptorumuz 3 oldu. Gerçekten karakterimiz bugün şanslı. Bir tane de Monster Stone gelmiş. Çok güzel abi. Farmımıza tam gazla devam ediyoruz. Ben yine böyle evden çıkmadan yakalayabilirsem dropları yakaladıklarımı size göstereceğim. Süper oldu. Daha günün bırak farma bırakalı daha 12 saat bile olmadan gerçekten 3 Raptor. İnanılmaz şanslıyız. Ancak bunun etkisi şu arkadaşlar. Karakter inanılmaz seri kesiyor burada. Diğer 66 levele göre. Çünkü helis vuruyorum yani. Ondan dolayı çok 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 iyi oluyor. Güzel güzel güzel. Devam ki. Tekrardan merhaba. Karakterimiz 17 saatten beri burada. Şöyle bir tane daha Raptor gelmiş abi. Şunu da şöyle şuraya koyayım. Ben ara ara eve böyle uğradığım zamanlarda üstünü boşaltmıştım. VIPK'ye. Şöyle iki tane de Blade Axe çıkmıştı. Gerçekten 17 saatte 4 Raptor. Herhalde bu slotun rekoru olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bunun üstüne imkanı yok, çıkamaz diye tahmin ediyorum. Abi çok güzel drop almışız. Millet DK'da kasıp bu drop'u alamıyor yani 17 saatte. Gerçekten inanılmaz iyi. Daha 8 saat daha karakterimiz burada kalacak. Hatta 8 diye bakayım. 6 bir de öyle kalacak. 7 saat daha karakterimiz burada kalacak. Hadi kalsın bakalım. 7 saat sonunda eğer drop falan çıkmazsa tekrardan kaydı açarım dostlar. Şimdi 1-2 saat evde olacağım. Eğer evde olduğum süre zarfında çıkarsa tekrardan sizi zaten bilgilendireceğim. Dostlarım tekrardan merhaba. Tam şimdi şöyle daha yeni eve geldim ki bir tane Raptor çat diye üstüme geldi abi. Bir MS'ye gelmiş.
Bir de Monster Stone gelmiş bir tane. Monster Stone'u şuraya koyayım arkadaşlar. Bu arada attığımız farm yaklaşık, ben size şöyle söyleyeyim bakayım. 25 tane TS vardı. 4 tane kalmış. 21 saattir farm atıyoruz dostlar şu anda. Ve 21 saattir toplam gelen raptor sayısı 5 oldu abi. İnanılmaz, çok güzel, çok güzel farm atıyoruz. 3 tane de Blade Axe gelmiş. Yalnız MS çok az kaldı. 4 tane. Yani gerçekten helal olsun. Çok az MS attı yani. Neyse, yapacak bir şey yok dostlar. Ben şimdi karakterin üstündeki geniye hamuru tamamlayayım. Bu karakter bayram boyunca burada kalabilir ya. Bayramın ikinci günü de burada kalsın. Şu an bayramın birinci gününü bitirmek üzereyiz. Gece saat 11.30 falan oldu. Artık yarın da burada kalsın. Üçüncü günde hep beraber şeye bakarız arkadaşlar. Bilançoya bakarız. Gerçekten çok güzel paralar kasacağız gibi duruyor bu süreçte. Son kayda girdiğimden beri üzerinden 8 saat geçti. Ve yalnızca 8 saatte karakterin üzerine gelenleri göstereyim. Bir Blade Axe, bir Mirage ve 5 tane de MS gelmiş. Dün 24 saatte 5 MS atmıştı. Bugün de 8 saatte 5 MS atmış. Fakat dün 8 saatte 2 Raptor almıştık. Bugün yalnızca Blade Axe ve Mirage almışız. Dolayısıyla slotun ne kadar dengesiz bir slot olduğunu siz de buralardan görebilirsiniz. Dün demiştim zaten inanılmaz şanslıyız diye. Ya yani dün dediğim hani önceki kayıtlarda MS sayımız güzel, ona ulaştı. Fakat 8 saatte herhangi bir raptor sayımız olmaması gerçekten kötü dostlar. Ama yapacak bir şey yok. Bu slotun da cilvesi burada. Şimdi şu eşyalarımızı da şuraya kaldıralım. Bu arada bayağı bir şey birikmiş arkadaşlar. Şunu şöyle 2000 olmuş. Yani inanılmaz derecede eşya geliyor, satılacak. Bunları valla tanesini bir kağıdan falan satabilirsek o bile bize getiri sağlar diye düşünüyorum yani. Neyse, bu geniyeden sonra artık karakter dursun, 12 saat daha kalsın. Ondan sonra hep beraber sonucu değerlendiririz. Şöyle bir raptorum daha gelmiş, evdeydim, kahvaltı ediyordum, kahvaltıdan geldim bir baktım, ha raptor. Dostlarım tekrardan merhaba. 45 saatlik DTC farmımız birazdan son bulacak. Geniyenin son bir dakikası olmuş, kalmış. Son 8 saatten beri karakterin üzerine herhangi bir high class gelmemiş abi. Gerçekten yalnızca son 8 saatte 2 tane MS gelmiş. Hadi Raptor'u geçtim abi. Diğer şu Blade Axe ve Mirage'lardan bile gelmemiş. Şimdi birazdan farm sonucunu inceleyeceğiz 45 saatlik. Fakat ya 2 tane MS'yi görünce şaşırdım. Kardeşime dedim, lan oğlum dropları çöpe falan mı attın lan sen, dedim. Olsa çocukta ne olduğunu şaşırdı. Yok abi diyor, ben ellemedim falan diyor. Vallahi şaşırdım ya dostlar. Neyse bakalım, şu geninin bitmesini bekliyorum. Şimdi şu geniye bir karakteri ton attırsın dostlar. Derken tonumuzu attık yani. Şöyle artık TS'mizi de silebiliriz arkadaşlar. Eşeğimiz de 73 level olmak üzere, 72 level, %91 olmuş. Buraya koyduğumuzda %14'tü. Karakter 45 saatten beri burada. Şöyle kastığım dropları ben bir üzerimi toparlayayım dostlar. Daha sonra üzerime alayım. Ondan sonra bir değerlendirme yapalım sizlerle beraber. Dostlarım 45 saatlik DTC farmımızın sonucunda elde ettiklerimiz 6 tane Raptor. Gerçekten Raptor sayısı çok iyi. Ama son 8 saatte Raptor gelmediğini belirtmiştim. Bir kere daha belirtmek isterim dostlar. Yani Raptor sayımız gerçekten 45 saat için ideal. 4 tane Blade Axe, 2 tane de Mirage geldi. Ve bunun haricinde 10.000 tane Medal of Leader ve 3.000 tane de şey kastık. Piece of Rage kastık arkadaşlar. Böyle geldiğimde 300 tane falan da mana potu vardı. Mana potu da arkadaşlar 1400 olmuş. Hadi şunu 471 tanesini koyalım abi tekrardan şuraya. 1000 tane de mana potu kasmışız. Yani gerçekten çok güzel bir farm oldu bizim açımızdan. Ne aldık ne verdik falan, bunların hesabını DTC slotunda daha önce defalarca kez yapmıştık. Coin'im 0 coin'le gelmiştim. 30 hem de coin kasmış 45 saatte. Gerçekten bereket versin. Çok güzel. Bayram süresince eşek kardeşimiz bize gerçekten destek oldu. Biz akrabalarımızı gezerken, seyitlerimizle bayramlaşırken eşek de bize vallahi burada güzel güzel haberler vermiş yani. Neyse dostlar, şimdi ben şu Medal of Leader'ları de abi, bunları pazarda satmaya çalışsan satılmaz, bankaya koysan koyulmaz. Ben bunları daha bir satıcıya satayım, toplam coin'imizi, ondan sonra değerlendirelim. Ve tabii ki de bunun haricinde söylemeyi unutuyordum az kalsın. 13 tane Monster Stone gelmiş. Monster Stone drop'u bugün çok güzeldi abi. Bugün yani şöyle söyleyeyim, bunların 3 tanesi falan dün geldi herhalde. Geri kalan 9 tanesi bugün geldi. Hani dün mesela ilk 24 saatte herhangi bir Monstrous Stone'dan yana şansımız yaver gitmemişti. Ama gerçekten bugün güzel gelmiş. Şu Monstrous Stone'ların da hepsine gireceğiz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel paralar kastık diye düşünüyorum. Ben hemen şöyle şu medalleri falan bir satayım. Ondan sonra bir tekrardan toplam paramıza bakalım. Dostlar ben medalları falan da sattım. Ve Blade Axe'ları da sattım. Şunlar falan pazarda 1.5M civarı ettiği için Mirage'lar, onları tutuyorum. 35.5M paramız gelmiş arkadaşlar. Bunun haricinde 6 tane Raptor var.
tanesi yaklaşık 20 m'den 120 m'de burası geliyor. Ettim size abi 150 m falan. Bir de MS'lerden de ne gelecek bakacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ama şimdi ben bir Drake'e gireyim. Şu eşeğimizi 73 level yapayım. Daha sonrasında da MS'lerimize girer. En büyük bossları keser çıkarız. Videomuzun akışı bu şekilde ilerleyecek. Dostlarım şöyle eşeğimiz bize katkı sallamaya devam ediyor. Ve üçüncü hakkından bir tane Weapon Bracken'ı elde ediyor. Çok güzel bir tane de şel almıştı. Daha üçüncü hakkının başlarındayız. İnşallah bunun devamı gelir. Eşeğimin Drake haklarını tamamladım. Şöyle Weapon Bracker'ımı da şuraya kaldırıyorum. Shell'im de şurada dursun. Bunu da bir ara kırdırırız. Hadi şimdi gelin MS'lere geçelim. Drop çıktıkça kayda girip sizi bilgilendireceğim. Dostlarım şöyle de ilk MS'mden EME geliyor. Çok güzel abi. Bu son çıkardığımız EME'yi 6.5 M'ye falan satmıştık herhalde. Bereket versin. Çok güzel şanslı başladık. Şöyle yalnızca kapı önündeki mobları kesiyorum dostlar. Çünkü benim bu zamana kadar edindiğim tecrübeler doğrultusunda ben yalnızca MP rekleri bu şey MS'lerde şu kapı önündeki moblardan elde ettim bu zamana kadar. Bir giriş kapısındaki Hero'dan bir de buradaki statuttan. Şöyle şundan da bir tane Blessed Enchant Scroll aldık Magic. Bereket versin. 300k ediyor ama bunu da yine size göstermek istedim. Ve bu bilgiyi de size vermek istedim. Hani eğer burada sadece son mobları kesip çıkıyorsanız benim size tavsiyem şudur ki giriş kapısındaki ve buradaki kapının önünde bulunan Hero ve Statue'u da kesmelisiniz dostlar. Hani bu da size katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık 15 yıllık oyun tecrübeme dayanarak. Neyse şöyle bunu da konuşurken bu arada sizlerle beraber kesmiş bulunduk. Hadi hemen gelin şunun da kutusuna birlikte bakalım. İçerisinden bir şey atmasını beklemiyorum açıkçası. Açıyorum. Aynen öyle boş. Hadi bakalım devam edelim diğerleriyle. Şöyle de 3. MS'mden Ot Skebelt geliyor. Maşallah maşallah devam ediyorum. Şöyle de 5. MS'mden Belt of Harpy çıkıyor. Abi maşallah bereket versin çok güzel gidiyoruz. Nazar değirmek istemiyorum. Hemen şunu da bir VIP'yi ayıralım diğer takılarımızın yanına. Dostlarım bir tane de Ot Opal geldi. Abi çok güzel be. Vallahi 20 M falan ediyordur yani. Gerçekten harika. Kaçıncı MS'mden gelmiş bakayım. 12. MS'mden gelmiş. Birazdan da son MS'ye gireceğim. Şöyle de son MS'mden herhangi bir şey elde edemedim. Bunun sonucunda 13 tane MS'den elde ettiklerimiz 4 tane takımız var arkadaşlar. Bir Opal, bir EM, bir Sikebelt, bir de bir Old Belt of Harpy. Bu Belt of Harpy'yi satmayacağım arkadaşlar. Bunu ben kendim kullanırım. Gerçekten 2 günlük DTC farmımız bize çok güzel getiri sağladı. 6 Raptor'u var, 2 Mirage'ı var, bir tane de Draken'den VBM geldi. Yani şu karakterin şu anda şu çantası 2GB'ye yakın ediyor abi. Gerçekten eşeğimiz yükümüzü çekmeye devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel. Ben şimdi şu eşyaları falan bankaya koyayım. Daha sonrasında Belze gireyim arkadaşlar. 30 M para da var. Tabii 35 M yakın para da var. Bunu da unutmamak lazım. Bununla beraber 2GB diyorum yani. Gerçekten çok süpersin be eşek be. Harikasın be oğlum be. Harikasın. Helal olsun. Şimdi şu eşyalarımızı falan bankaya aktaralım arkadaşlar. Daha sonrasında pazar kısmına geçerken tekrardan görüşürüz. Dostlar ben geldim şöyle pazarımı kurdum. Raptor piyasası inanılmaz artmış. Bayram sebebiyle milletin upgrade yapacağını ve Raptor piyasasını artacağını adım gibi biliyordum abi. Ondan dolayı da zaten böyle bir farma başvurmak istedim. Gerçekten 18 M olan Raptor tekrardan 20 M küsurlara çıkmış. Şu anda benim kurduğum fiyatta pazardaki en ucuz fiyat arkadaşlar. Şöyle çitinler de artmış arkadaşlar. Bunların da artmasını bekliyordum. Çünkü insanlar oyun oynamasa bile bayramlarda, seyranlarda falan oyuna girip upgrade yapmak istiyorlar. Dolayısıyla item fiyatları da artıyor. Her neyse fazla detaya gerek yok. Şöyle eşyalarımın fiyatları bu şekilde. Hepsi satılırsa 174 M para gelecek. Abi gerçekten inanılmaz güzel. Daha ben ne diyebilirim? Karakterimi şimdi şöyle pazara oturtuyorum dostlar. Bu böyle burada pazarda kalsın. Ben yarın sabah uyandığım zaman tekrardan kaydı açarım. Beraber neler satılmış diye kontrol ederiz. Daha sonra da kendimiz elle farmlarımızla videomuza devam ederiz. Şöyle daha pazarı kuralı 10 saniye oldu ki 4 tane Raptor satıldı bile. Bundan bahsediyordum abi. Bayram zamanları gerçekten millet patır kütür upgrade yapıyor. Neyse bakalım. Kendim de basabilirdim ama ben sevmiyorum arkadaşlar. Sevmiyorum derken zarar ediyorum yani. Gerek yok. Benim daha önce bu işlerden çok fazla dilim yandı. Dolayısıyla kendimizi tutmak, sabırlı olmak daha iyi. Bize daha çok katkı sağlıyor. Uyandık abi. Karakterime baktım. Pazardaki tüm eşyalar satılmış. Şöyle sizler de görebilirsiniz. Yalnızca bir tane Wario Chit'in kalmış. Pires Chit'in de 5 M'ye kurmuştum. Wario Chit'in de 5 M'ye kurmuştum. Pires Chit'in satılmış. Gerçekten Pires Chit'inler Wario ve Asa Chit'inlerden daha hızlı satılıyor abi. Şu anda benim gözlemlediğim o. O zaman satılmayan itemin hakkı basılmaktır mottosuyla. Gidelim şu itemi bir artı 6'ya yakalım arkadaşlar. Artı 7'ye yakalım.
Ondan sonra da işimiz rahatlasın yani. Şöyle hep beraber ambili açıyoruz. Hadi bakalım şansımız var mı yok mu görelim hep beraber. Atıyoruz ve yanıyor tabii ki de. Neyse videomuza şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ben gideyim paramızı bankamıza koyayım. Daha sonrasında drakilerimize girelim ve para kasmaya tam gaz devam edelim. Ve toplam paramız tekrardan 290 M gibi güzel seviyelere çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten iyi bir şekilde paralar kasmaya da devam ediyoruz. Dostlar şöyle direkt aklarımı da bitirdim. Herhangi bir BB drop'um yok. Hiç valla boss'ları kesecek modum yok arkadaşlar. Ondan dolayı hiç boss'ları falan bulaşmadım. Yani direkt en üstteki mobları kestim. BB atanları. Dostlar ben şöyle evin wizard'a geldim arkadaşlarımla beraber. Burada biraz farmlayacağız. Herhangi bir drop çıkarsa sizlere söylerim. Aynı adam, aynı adam, aynı adam. Devam, yürü, 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 yürü. Yürü. Tamam, sıkıntı yok. Bende şey var. Ice var, sorun değil. Devam et. Doldur sen birini. İsmail onu oynasın. Direkt DB'sini oku. Devam işte devam. Ondayım onda. Ondayım onda. Ben Malisiyim. Benim kürüm al bir ara. Benim kürüm al bir ara Malisiyim. Aldım Oka, aldım Oka, aldım Oka, aldım Oka. Zebella'dayım, Zebella'dayım, Zebella'dayım. Zebella'yı bırakma. Verdim ben de malesini. Narkoza geldim, aldım Oka. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Kür geldi Zebella, kür geldi, kür geldi, kür geldi ona. Öldü, öldü, öldü. Presteyim, presteyim, preste, preste. Öldüm. Öldü öldü. Malisli DB oku yallah. Dostlar şöyle ilk drop'umuz Miraç oluyor. Keşke XP olsaydı güzel para ederdi ama devam. Buradayım ölecek. Ya buradayım. Şu sakın ölmüyor Esot. Gel ya burada kestim. Hadi yallah. Yok. M15'i şimdi basacı. Bas 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 buraya. Büyümüş olan var ya Gevur bu ana. Okuyor mu malesini? Okudum malesini. Esot presto oyna. Gel buradayım. Aldım onka. İso presto oyna. Hüseyin doldur şurasını paso. Full doldur. Gel buradayım. Gel vur ölecek ya gel vur ölecek. Gel vur ölecek. Gel vur ölecek. Gel vur öldü. Presteyim. Var yordayım. Aldım Okan'ı, aldım Okan'ı rahat ol. Okçudayım, 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 okçudayım. Aldım Okan'ı. Toraç, toraç, okçudayım. Aldım Okan'ı. Okçudayım. Aldım Okan'ı. Verdim AC'ni. Aldım Okan'ı ben de. Okçudayım hacı. Öldü. Öldü okçu. Varyordayım. Çok güzel. Aldım harcamı. Okçu mali sokudum okçuya. Okçuya mali sokudum.
Lütfen ölme sakın lan şunlara. Aldım oka, aldım oka. Var görüm. Maneti var. Dolat. Beyaz zinciri tutuyorum abi. Presti. Açtım ben de. Dur atla. Preste gidiyorum, preste gidiyorum, preste gidiyorum. Bir sonunu aldım okasını. Aldım okanı, aldım okanı, aldım okanı. Aldım. Aldım yok hadi aldım. Bırakmıyorum. Tamam tamam tamam. Pres öldü, pres öldü, pres öldü, pres öldü. Manisli. Doğru. Direkt Manis okuyorum preste. Direkt. Onka alman lazım. Alacak mı? Al. Al teklimi. Kes. Çok güzelsin. Kestik kestik. Nar ah kitap. Aldım o kanı, aldım o kanı, aldım o kanı, aldım o kanı. Slayer'dayım. 10 kanı al. 10 kanı al. Dostlarım, bizi CZ'den attı. Herhangi bir drop elde edemedik maalesef. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah size keyif verebilmişimdir. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu arada iki arkadaşım oyuna başladı. Vizigüvart Hüseyin ve Binbaçı İsmail. Dolayısıyla artık bundan sonra farmlarda onlarla beraber de takılabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hüseyin D ve İsmail zaten okçu. Öyle yani bu şekilde üçlü bir ekip olabiliriz. Bana da salça oldukları zaman keza aynı şekilde yine toplaşıp beraber vurmayı planlıyoruz dostlar. Bu da böyle bir bilgilendirme olsun. Yeni videoda görüşmek üzere. Yeni videolar daha sağlam şekilde farm gelecek ve daha sıkı farm gelecek. Hepiniz Allah'a emanet olun.